Anadolu insanı emin olun fırsat verildiğinde, verilmese de kredilmediyse özellikle zaten o gün adıyla emin olun bunun 10 yıl önce başarılırsa 30 yıllık emeğiyle birlikte gördüğümüz gibi güzel bir eser oluşturdu. Ankara Yılmaz Başkanımın güzel bir ifadesi var Ankara için. 83 milyonun evi diye. Hakikaten 83 milyonun evi olarak yani Ankara'mız, başkentimize güzel bir değer katmış. Özellikle de bir Trabzonlu olarak ki yine bir büyüğümüzün ifadesiyle metrekaresine en fazla sanatçı düşen bir şehrin evladı olarak yine Ankara'da İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak şu an sizlerin karşısında bulunuyoruz. Kıymetli bir abimizin, bir Trabzonlu hemşerimizin burada böyle güzel bir eseri ortaya koyup sizlerle yapmış olduğu, yıllardan bu yana oluşturduğu bu sanat eserlerini paylaşmış olması, Ankara'mızla paylaşmış olması, daha doğrusu 83 milyonumuzla paylaşmış olması ayrı bir gurur ayrıca benim için. Bunu ifade etmek istedim. Bu sebeple sağ olsun Necati Hocam çok büyük bir kadir şinaslık gösterdi. Bizleri bir araya getirdi. Daha önce de pek çok defa gelmek istemiştim kendisinin yanına. Fakat fırsat bulamamıştım. Bu bizim için bir başlangıç oldu. İnşallah bundan sonra pandeminin de bitmesiyle birlikte hem sanatçılarımızın hem de sanatseverlerimizin hem de Ankaralı ve daha doğrusu Türkiye'mizin sanata dair ortaya koyabilecek, Ankara'dan ortaya çıkabilecek pek çok sanatsal faaliyetlere ve etkinliklere pandemi bitimiyle beraber başlayacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Sizlerle beraber bir arada olmaktan gurur duyduğumu ve bizleri sizlerle buluşturduğu için de Necati Hocama çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Öncelikle böyle bir etkinliğe Sayın Başkanımızın çok katılmayı istemekle birlikte maalesef yoğun program nedeniyle katılamadılar. Ben onun adına, Büyükşehir adına bu toplantının bu şekilde düzenlemesine çok teşekkür ediyorum. Çok uzatmadan sadece birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1940'lı 50'li yıllarda kentleşme kitaplarında, kentleşme üzerine yapılan yazılarda Ankara için şöyle bir tabir vardır. Çok uzun yazılmış bir yazının son cümlelerinden bahsetmek istiyorum. O yazıda değerlendirmede der ki Ankara şehri üst düzey sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü, üst düzey kültürel faaliyetlerin, etkinliklerin yürütüldüğü çok nezih bir Balkan kentidir. Bu çok önemli bir değerlendirmedir, önemli bir Ankara tarifidir. Özellikle Mansur Yavaş Beyefendi'nin göreve geldiği andan itibaren Kent Konseyi'nin hem yapılaşması hem faaliyetleri çerçevesinde biz Ankara'nın bu nezih ayrıcalığını devam ettirmesini istiyoruz. Ve bu çerçevede tüm sanatsal faaliyetlere belediyenin imkanları dahilinde, büyükşehirin imkanları dairesinde aynı anlayışla destek vermeye devam ediyoruz. Sayın Başkanımızın bizlere, bürokratlarına talimatları da bu yöndedir. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir eserin kazandırılmasına emeğe geçen başta Mustafa Hocam olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ya bu kadar değerli bir eseri kamu imkanları olmadan hayata geçirmek, böyle bir eseri Ankara'ya kazandırmak başlı başına bir şeydir. Tekrar dönüyorum oraya. Şimdi bizim Bilgin abiyle yaptığımız çalışmalara gelince pandemi sürecinde reaksiyon gösteremedik. Mahcubuz Bilgin abiye. Ama başlıyor hareket. Turizmle beraber Ceren Hanımlar turizm tarihinin en büyük şovunu yapacak pandemiden sonra diyor. Kültür ve sanatta da son 100 yılın en değerli işlerinin çıkacağına inanıyoruz. Çünkü insanlar artık aç, herkes bekliyor. Biz hazırız Ankara Kent Konseyi'nde. Bütün birikimimizde pandemi bittiği an kültür ve sanatın başkenti Ankara'yı dünyaya ilan etmeye hazırız. Ankara Kent Konseyi gönüllüleri olarak kalem meclisimiz sadece Ankara'nın değil dünyanın kalbi. Orada bir sanat hareketi var. Kültür sanat grubumuz da var. Burada Mansur Başkanımız, sevgili Genel Sekreterimiz, Sayın Valimiz temsil ediyorlar Mansur Başkanımız. Onun hassasiyeti belli zaten. Kültür ve sanatın başkenti Ankara olacak dedi. Sayın Valimiz ifade ettiler. Bu duygularla ben de Ankara Kent Konseyi bileşenleri adına bu değerli eser ve burada emeklerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum ve katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dostlar, ben sadece rol çaldım. Rol sevgili Ayvazoğlu'ndu. Ankara'ya bir kere Ayvazoğlu yeni bir soluk getiriyor. Kültüre ve turizme inşallah. Bu soluğu pandemi sebebiyle doğru dürüst soluyamıyoruz ama ilk defa pandeminin hemen akabinde inşallah çok güzel günler soluyacağız. Burada Art Ankara burada. Yedincisini mi yapacağız? Yedinci sanat fuarını, plastik sanatlar fuarını yapacağız inşallah. İşte kent konseyinden yönetici arkadaşlarımız burada. Bizim kale meclisinden arkadaşlarımız. Sevgili Savaş Hoca bu sene uluslararası bir ödül aldı kent konseyinden. Evet. Arslan Başpınar. Arslan Başpınar heykelimizin biraz sonra kendi heykelini inşallah Mustafa Hocama kendi elleriyle takdim etsin. Değil mi? Böyle güzel bir toplantı, böyle bir vesile oldu. Biz sadece kültür ve sanata bir gram faydamız olur sebebiyle buradayız. Eğer uygun görürseniz kültür müdürümüz hediyelerini Mustafa Bey'e takdim etsin. Arslan Bey heykelimizin bir maketini Mustafa Hocamıza ve müzeye takdim etsin. Karadenizlerden hatta Çaykarallardan bir tanesi geldik burada birlikte geldik. Cahil bir insandı ama ben onları tabii şey yapmıyorum. Her şeyi anlattım ona tek tek tek. Sonra dedi ya uşağım dedi ben şaşırdım dedi. Ha buran ne dur dedi. Niye yaptın? Dedim ki daha işte anlattım, daha yapacaklarım var. Bırak yeter artık dedi. Şimdi bir anı bu. Şu kadarını söyleyeyim. Ben çok çalıştım. Çok çalıştım. Gece gündüz çalıştım. Bazen okullarda okurken, mesela İstanbul Çapa'da okurken 2,5 kuruşum vardı. 3 kuruş olsaydı yaya gitmeyecekti. Tramvaya binecektim. 2,5 kuruş, yarım kuruş olduğu için tramvaya binemedim. 3 saatte Çapa'ya gittim. Akşam yemeğini de akşam yemeğini de yiyemedik. Bu kadar acılar çeken bir insanım ama şu anda o acıları, şu anda değil, burayı yaptıktan sonra o acılar mutluluğa, sevince dönüştü. Ben devlet okullarında okudum. Devletin bana harcadığı hocaları, gücünü, hocaların verdikleri feyiz, onlar sayesinde buraya kadar geldim. O nedenle ben Türkiye'ye borcum vardı. Atatürk'e borcum vardı. O borcumu yerine getirdim.
Şöyle resim görüp de tabii yerinde bir imkanı var. Yani sanatseverler geliyorlar, diyorlar ki bir şey Fransız benden çok resim alıyordu. Yani bak, varız Mustafa yaz. Mustafa ayağım everywhere. Durdu, durdu şöyle. Ders oldu. Aşağı yukarı 24 sene gece kondularda yaşamak. Yani çoluk öğretmeni okulda hocayken asistan olarak sınıfındaydım. 8 kişinin arasında ben kazandım. Altındağ'da yaşadım 8 sene sonra Şentepe'den, yeni mahalle Şentepe'den gece yolu yaptım. Borduna 16 sene. Bu sefer resimler bana gelince önce Ejdemiler benden çok yoğun resim aldım. Onun üzerine kalktım bana gelince hadi bir Çankaya'yı da bir hayran alalım. Çankaya'ya gittim. Ondan sonra Çankaya işine gidiyor. Atölye aldık. Orası da bitti. Sana gelince o paraları ben bu bana vermedim. O paraları şuraya buraya vermedim. Biraz daha biriktirdim, bu arsayı elime geçirdim. Arsa ele geçtikten sonra da yapması kolaydı çünkü kıskanadık. Kıskanadık. Korona şekillerini, renklerini daha komik bir görsellik yaratsın diye böyle yaptık. Şimdi bunlar korona deyince böyle bir titreriz değil mi? Ama burada titremiyoruz. Burada bir estetik algılama var. O nedenle hoş var. Ama canavarlar gibi resim yapanlar var, koronayı göstermek için. Ben o yola girmedim. Şunu da...